Merhaba. Hamilelikte 12. haftamı doldurmuş bulunuyorum ve bugün ikili test denen teste girdim. Aslında ben çok beklemiyordum ama cinsiyetini de öğrendik bebeğin. Yaşadığım şeyleri sizlerle de paylaşmak istiyorum. Bu yolculuğa size de dahil etmek adına ve eğer çocuk sahibi olmayı düşünen varsa aranızda sizi nelerin beklediğine karşı da hazırlamak isterim sizleri. Ben hamile olduğumu 4. haftamda öğrendim. Aslında erken diyebiliriz öğrenmek için çünkü insanlar çok daha geç öğreniyorlarmış. Ama benim regl düzenim hiç aksamaz. Yani gerçekten tıkır tıkır saat gibi işler ve ben geciktiği anda acaba mı dedim. Ve işte adet gecikmesinin üzerinden 5 gün geçtikten sonra falan da testi yaptım. Pozitif çıktı bildiğiniz üzere. Ama doktora gidip öyle bir bakmak istedik. Çünkü hamilelik testleri de %100 doğru sonuç vermiyor. Ardından işte Ceyhun'la birlikte doktora gittik. Doktor ultrasonda bir şey göremedi. Daha sonra vajinal muayene yaptı. Yani ultrason cihazıyla vajinamdan baktı, göbeğimden bakmak yerine. İlk gittiğimizde şöyle bir şeyle karşılaştık. Ortada gördüğünüz siyahlık benim kesem idi. Ama içerisinde bir bebek henüz görünmüyordu. Yani evet, burada bir döllenmiş bir yumurta mevcut. Bir kese oluşumu var. Bunun içerisinde de bebek gelişebilir. Ama şu an ona ulaşamıyoruz cevabıyla karşılaştım. Yani evet, hamilelik başlamış ama daha çok erken bir safhasındayız hamileliğin. Yani aslında ben hamileliğimi sadece regl yüzünden anladım. Yoksa başka çok bir erken belirtisi yoktu. Memelerim biraz fazla şişmişti. Regl olmadan önce de şişer ya. Benim biraz daha fazla şişmişti. Öyle çok hassaslaşan, işte çok şişen birisi değilim regl'den önce. O bir soru işareti bırakmıştı. Zaten hamileliğin erken dönemdeki belirtileri PMS'de yaşadığınız, regl'den önce yaşadığınız belirtilere çok fazla benziyor. O yüzden insanlar tam emin olamıyor. Regl mi olacağım yoksa hamile miyim diye. Mide bulantısı gibi net böyle o filmlerde gördüğümüz belirtiler bende 6. haftaya kadar başlamadı. 6. hafta aynı zamanda kalp atışını duyduğumuz haftaydı. Altıncı haftadan bugüne kadar geçirdiğim dönem gerçekten çok zordu benim için. Çok midesi bulanan bir insan değilim. Hatta hiç midesi bulanan bir insan değilim normal şartlar altında. Ve benim de midem bulandı. Bir kere kustum çok şükür. Öyle sürekli kusulan bir ilk trimester geçirmedim. Ama sürekli bitmek bilmeyen bir mide bulantım vardı. Artıyordu, azalıyordu ama hep oradaydı. İlk o mide bulantısı vurduğunda beni şok oldum. Çünkü ya su içerken falan midem bulanıyordu. Aşırı alakasız. Ya eğiliyordum, midem bulanıyordu falan böyle. Çok açken ya da çok fazla yemek yediğimde inanılmaz midem bulanıyordu. O yüzden kendimi hem aç bırakmamaya hem de böyle tıka basa doldurmamaya özen gösterdim. Makarna ve patates hiçbir sıkıntı çekmeden yiyebildiğim şeylerden de hep. Sour patch'ler, bu jelibonun ekşi sonra tatlı şekerleri çok iyi geldi mideme. Naneli sakız vesaire iyi geliyordu. Mide bulantısı dışındaki şeylere gelirsek, tabii bu arada folik asit kullanmaya başladım. Hamileliğin ilk 3 ayında folik asit kullanılması gerekiyormuş. Onu düzenli olarak kullandım. Hamileliğin ilk haftalarında bir de kanamam oldu. Sanırım 5. ya da 6. haftadaydı. Kanamam olunca korktum doğal olarak. Çünkü ilk 3 ayda düşük tehlikesi çok fazlaymış. Ve doktora gittim. Doktor bir sıkıntı olmadığını, böyle kanamaların olabileceğini ama yine de önlem almak açısından bana progesteron hormonu yazacağını söyledi. Yani bebeğin oraya tutunmasını sağlayan progesteron hormonunu takviye olarak aldım. Bu kanamaya yerleşme kanaması diyorlarmış. Yani tabii ki başka bir şey ifade eden bir kanama da olabilirdi ama benimkisi o çıktığı günün sonunda. Ben çok paniklemiştim. Bu kadar paniklemeye gerek yokmuş. Çoğu insan yaşıyormuş bunu. Çok uykum geliyordu. O kadar bitkin, o kadar yorgun oluyordum ki sürekli yatay pozisyondaydım. Yani bir şey yapınca şunu şuradan şöyle itince bile o kadar fazla gereksiz yoruluyordum ki erken uyumaya başladım. Gün içinde zaten uyukluyordum ama çok erken uyuyup çok erken kalkmaya başladım. Gece yarısı hep aynı saat hatta uyandım bir süre falan. Böyle saçma sapan uykuma bir şeyler oldu. Bir de bende daha önce bahsetmiştim. Huzursuz bacak sendromu var. Şu anda da bacağımı sallıyorum zaten. Bu huzursuz bacak sendromu hamilelikte azıttı. Gerçekten kafayı yedi yani. Yuh! O kadar kötü oldu ki. Sonra gittim araştırdım. Hamilelikte artabiliyormuş gerçekten de. Demirime baktırdım, B12'me baktırdım. Onlar normaldi. Sonra magnezyum geldi aklıma. Doktora söyledim işte hani böyle kemik ağrılarım var, bende huzursuz bacak sendromu var. Hani nörolojik bir şey bu ama çoğunlukla vücuttaki eksikliklerden de kaynaklanabiliyor. Yani onları giderdiğinizde hafifleyebiliyor bu sendrom. Bana bir şey verin ne olur yani, bir takviye verin. Şöyle bir takviye duydum ben, ne dersiniz diye. Onu almaya başladım. O gerçekten de çok daha rahat uyumadı.
yapmama sebep oldu. Yaşadığım bir başka şey tabii ki duygusal dalgalanmalar. Sanki mantık tuşum kapatılmış gibi. Yani o kadar saçma şeylere o kadar ağlayabiliyorum ki bu benim için bile çok 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 fazla. Bu konu hakkında çok konuşmak istemiyorum. Zaten psikolojik olarak zorlandığım bir dönemden çıkmıştım. Tekrardan psikolojik olarak zorlandığım bir döneme girdim. Ama sürekli kendime işte bunlar sadece hormonlar, pozitif olmaya çalış, işte geçecek falan diye telkinde bulunuyorum. Çevremdekilerin de bana anlayış göstereceğini umuyorum. Çünkü gerçekten pişman olabileceğim şeyler söyleyebiliyorum ya da çok mantıksız davranışlarda bulunabiliyorum. Bu duygusal dalgalanmalar özellikle 8. haftadan itibaren çok fenalaşmaya başladı. 7-8. haftada böyle görünüyordu bebeğimiz. Artık kesenin içerisinde bir bebek olduğunu görmeye başladık. 10. hafta çok zordu. 10. hafta her şey o kadar kötüydü ki bütün böyle kötü şeyler aynı anda ve çok yüksek şiddetle gelmeye başladı. Ama bebek çok hızlı büyüyordu. Yani en son gittiğimizden bu yana 2-3 hafta geçmesine rağmen artık bayağı burada evet bebek var dedirtecek cinsten bir görüntü almaya başladık ultrasondan. 10. haftada ilk kez kıpırdandığını gördüm. Böyle el mel salladı bize. İlk kez o zaman içeride yaşayan bir şey olduğunu tam olarak farkına vardım. Çok 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 etkileyici bir andı. Geldik işte bu haftaya, 12. hafta. Bugün doktora gittik ikili test için. İşte çocukta Down sendromu var mı? Beyninde, karaciğerinde, kalbinde bilmem ne de bir gelişim bozukluğu var mı? Bunları görmek için yapılan bir test ultrasonla yapılıyor. Bir de kan verdim. Kan testi de vardı. Her şey normal görünüyordu bebekle ilgili. Folik asidi 12. hafta itibariyle bırakıyoruz. Doktor bakıyor işte, ölçümlerini yapıyor, bir şeyler söylüyor falan filan. Biz de ekrana bakıyoruz, bebeğe bakıyoruz. Sonra bir anda dedi ki bu da işte çocuğunuzun müstakbel pipisi. Böyle kaldık. Ne? Dedim. Erkek mi olacakmış dedim. Doktor dedi ki maalesef. Öyle bir sordunuz ki dedi. Maalesef dedim dedi. Biz de bilmiyorduk dedim. O yüzden şaşırdım falan dedim. Ulan öyle laps diye söylenir mi? Biz video çekecektik ya. Ben dedim content şaka şaka öyle bir şey demedim. O yüzden o anla ilgili hiçbir video yok elimizde. Doktor pat diye söyledi çünkü. Bir erkek çocuğumuz olacağını öğrendik bugün. Yine de 20. haftaya kadar kesin değil diyorlar. Ama ben zaten hep erkek hissediyordum. Yani en başından beri. Kimselere söylemesem de hep içimden erkek geçiyordu. Kız çocuk istiyordum yani biliyorsunuz zaten. İlkinde olmadı. İlkinde olsaydı kafam inanılmaz rahat olacaktı. Sonrakileri çatır çutur doğurabilecektim ama şu an gerçekten o riske girmek istemiyorum pek. İsim konusunda da çok büyük sıkıntıdayım. Çünkü kız olursa ismi hazırdı ama erkek olursa ismi ne olacak hiçbir fikrim yok. Yani yakın olduğum bazı isimler var. Düşündük tabii ki. Ama yine de bilmiyorum yani. Bu konuda sizden yardım alacağım. Bu vesileyle de size Polektiv'den bahsetmek istiyorum. Ben Polektiv'i daha da görmüştüm ve videolarımda kullanmayı çok istemiştim. Çünkü sizinle ilgili bir şeyler öğrenmek ve sizden aktif bir şekilde yardım alabilmek gerçekten benim çok istediğim ve ihtiyaç duyduğum bir şey zaman zaman. Size hem kendimle ilgili hem de gelecekteki çocuğumuzla ilgili birkaç soru sordum. Bunları yanıtlarsanız gerçekten çok sevinirim. Ne olduğunu bilmeyenler için şimdi Polektiv'i de anlatacağım size. Polektiv ücretsiz bir araştırma platformu aslında. Böyle merak ettiğiniz ya da kararsız kaldığınız konularda araştırma oluşturabiliyor ve insanlarla paylaşabiliyorsunuz. Onlar da oyluyorlar bu araştırmaları ya da fikirlerini belirtiyorlar. Bu şekilde insanlarla yardımlaşmış ve fikir alışverişi yapmış oluyorsunuz ve bu çok güzel bir şey bence. İsterseniz benim gibi böyle merak ettiğiniz soruları sorun. İsterseniz alacağınız ayakkabının modelini oylatın. Seçenekler sınırsız, tamamen size kalmış. Ya böyle fikir danışabileceğiniz yüzlerce arkadaşınız varmış gibi düşünün. Ben size aslında sürekli fikir danışıyorum. Yorumlarda belirtin vesaire diyorum. Okumaya da çalışıyorum hepsini ama hepsine yetişemeyebiliyorum. Böyle istatistiksel bir şekilde bunlara ulaşabilecek olmak çok güzel bir şey bence. Marketplace bölümünde şu anda ücretsiz gördüğüm paketler var. Bunlar da böyle genel değil de kişilerden cevap almak için daha kullanmış. Ben daha kullanmadım. Bir sonrakinde onu kullanacağım. Siz de araştırmalarınızı oluşturursanız ben de sizinkilere katılırım. Beni takip etmeyi de unutmayın lütfen. Bu minik bezelyemizin ismini de beraber seçeceğiz gibi görünüyor. Bilmiyorum. Hiç hazır değilim çünkü erkek çocuğa. Yani erkek çocuk ne giyer onu bile bilmiyorum. Bu arada yani cinsiyet bir spektrum. Bunun da farkındayım ve belki kendi doğduğu cinsiyetinden memnun bile kalmayacak çocuk. Bunu da bilemeyiz. İlerleyen yıllarda gösterecek her şey kendini.
Ama ben kendimi bir kız çocuğuna çok hazırlamıştım senelerdir ve şu an böyle sudan çıkmış balık gibiyim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Hiç hazır değilim. Hiç hayalini kurduğum bir şey değil bu. Böyle gerçekten hayırlı bir erkek evlat çok zor bulunuyor bence. Ve bunu dünyaya vermek için çok çabalayacağız. Bir yandan da tabii erkek çocukları anacı olur derler. Bu arada bu kadar fazla kız çocuk istememin de çok sağlıklı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Terapide de konuştuğumuz bir şeydi bu. Aslında ben o kız çocuğunu büyük oranda kendi kayıp çocukluğumu telafi etmek için istiyordum ve bu çok sağlıklı bir şey değil gibi bir yandan. Öte yandan da yani tabii ki sağlıklı olması ve mutlu bir ailede yetişmesi umuyorum ki bozulmayacak asla bir ailede yetişmesi en önemli şeyler. Ama işte mutlu kız çocuğu fikri benim yaralarımı çok saracak gibiydi. Ama doğru yolu bu değil. Bakalım belki ileride başka çocuk yaparsak belki kız olur, belki olmaz. Belki evlat ediniriz. Bize açıktık evlat edinme fikrine Ceyhun'la. Çünkü çok kötü bir hayat yaşayabilecekken çok iyi bir hayat vermeye çalışacağımız bir çocuğun olması fikri insanın yapabileceği en iyi şey gibi geliyor bana, bilmiyorum. O zaman gerçekten bir kız çocuğunu kurtarmış oluruz. Hormonlarım daha fazla aktive edilmeden bu videoyu yavaştan kapatmak istiyorum. Ben hamile olduktan sonra ve biraz böyle sıkıntılarımdan bahsetmeye başlayınca bana çok fazla DM geldi hamilelerden. Ve işte ilk 3 ayın çok zor olduğundan bahsediyordu hepsi. Benden çok daha kötü geçirenler var. Benden daha iyi geçirenler de var. Benim annemin çok kötüymüş mesela. İkinci trimesterin en güzel dönem olduğunu söyledi herkes ve ben girmiş bulunmaktayım ikinci trimestere. Tabii ki bu bulantılar, kötü etkiler vesaire bir anda kaybolmayacak ama yavaş yavaş sönümlenecekmiş. Aa, canım neler çekti, biraz bunlardan bahsedeyim. Çünkü çok fazla soru geldi. İşte kendi arkadaşlarımdan da geldi. Canın işte en garip ne çekti falan diye. Çok garip bir şey çekmedi. Meyve çok canım istedi ve ben önüme konmadıkça meyve yiyen birisi değilim. Aklıma gelmez yani. Deli gibi meyve, kayısı özellikle. Üf. Dolapta varsa şu an ağzım sulandı, birazcık yiyeceğim. Mısır canını çok çekti. Süt mısır. Gerçekten onun için düdüklü tencere aldım. Çok korkarım düdüklü tencereden bu arada. Düdüklü tencerede mısır pişirdim ve afiyetle yedim. Çok da güzeldi ve çok mutlu oldum. Kremalı şeyler hiç yiyemez oldum ve ben çok severdim kremalı şeyleri ama midem aşırı bulandırıyor. Tek kustuğum zaman tavuk dünyası yemiştim. Hayatım boyunca bir daha tavuk dünyası yiyebilir miyim? Hiçbir fikrim yok gerçekten. Yiyemem bence. Bak ben ne zaman erkek çocuğum olacağını anladım biliyor musunuz? Bir gün bu eve daha yeni taşınmıştık. Ne olur cevizli baklava yiyelim diye ağladım. Ve ben tatlı hiç sevmem. Yani sevmem derken eksikliğini asla hissetmem hayatımda. Baklavayı severim. Ev baklavasını falan severim. Ama bir dilim yerim. Ya da çikolata bilmem ne hiç aramam. Ve 4-5 dilim böyle koca kare dilimler yiyiverdim. O zaman dedim ki ha siktir, senin çocuğun erkek olacak. Onun dışında canım garip bir şey hiç çekmedim. Son olarak çoğunun benim iyiliğimi düşündüğünü biliyorum gerçekten ve teşekkür ederim. Ama bir şeyler yazarken bana bu mesajı atan ilk ya da son kişi olmadığınızı ve benim aynı mesajı yüzlerce kez görmüş olabileceğimi ve bunun bir süre sonra gerçekten çok can sıkıcı bir hale gelebileceğini de aklınızdan çıkarmamanızı rica ediyorum. Çünkü işte çantamdaki kartlı sigara sananlar, o masadaki kola senin mi diyenler, böyle sürekli bir dedektiflik yaparak benim iyiliğimi düşünmek bana iyi gelmiyor. Ben ne yapmam ve ne yapmamam gerektiğini gerçekten biliyorum. Yardıma ihtiyacım olan bir konu olduğunda zaten sizlere danışıyorum. Şu an işte gerçek hayatta çok fazla kişiyle görüşmüyorum. Çok fazla böyle aile büyüğü de görmedim hamile olduğumu öğrendiğimden beri. Gerçek hayatta bu kadar bloklamışken sosyal medyada bu kadar çok böyle görmek, telkin görmek beni çok fazla strese sokuyor ve doktorlar bebeğin en büyük düşmanı stres olduğunu söyleyeyim. Böyle bir ricada da bulunacağım sizlere. Bakalım, heyecanlıyız. Bir erkek çocuk nedir, ne değildir, nasıl bir şeydir hiç bilmiyorum. Çünkü benim ailemde de yani kuzenlerim, kardeşim hep kız. Artık birlikte düşe kalka büyüteceğiz çocuğu. Ne bileyim. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ve sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz. En son hali de bu. Baksanıza. Korkunç görünüyor. Uzaylı gibi.